İyi günler diliyoruz sevgili izleyenlerimiz. Sektörler arası yolculuğumuza Sakarya'dan devam ediyoruz. Ve bizler şu anda sektörün öncü firmalarından birinde Ferro Koltuk'tayız. Yanımızda firma sahibi Sayın Bedirhan Demir bulunmakta. Bakalım sektör ve çalışmalarına dair bizlere neler aktarıyor olacak? Merhaba. Merhaba. Bedirhan Bey, öncelikle çok teşekkür ediyoruz bizleri burada ağırlamış olduğunuz için. Tabii biz teşekkür ederiz. Sektörle alakalı çalışmalarımıza değinmeden önce sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Benim ismim Bedirhan Demir. 1996 Sakarya Geyev ilçesi doğumluyum. Hı hı. Kendim 26 yaşındayım. Evliyim, bir çocuk babasıyım. Hı hı. Uzun yıllardır da sektördeyiz değil mi? Uzun yıllardır bu sektörün içerisindeyiz. Ama koltuk sektöründe 3 yıldır döşeme işi yapıyoruz. Hı hı. Aslen kendimiz ağaç işlerine uğraşmaktayız. Kerestecilik kökenliyiz. Dördüncü kuşak keresteciyiz biz. Harika. Yaklaşık 100 yıldır kereste işinin içindeyiz. Hı hı. Biz öncelikle iskelet işi yapmaya başladık koltuk konusunda. Hı hı. İskelet işi yapmamızın akabinde devamında döşeme işi yapmaya başladık ve şu anda bitmiş koltuk takımı üretiyoruz. Hı hı. Bu anlamda çekirdekten yetiştiğinizi söyleyebiliriz o halde. Tabii, çekirdekten mi gelmeyiz. Dedemin babası yaklaşık 1910'lu 1920'li yıllarda, aslen Rizeliyiz biz. Hı hı. Rize'den buraya geldikleri zamanda, savaş zamanı bu tarafa geldikleri zamanda sonra harp bitiminden sonra tekrar memleketlerine dönmemişler. Burada kalmışlar. Buraya yurt tutmuşlar. Hı hı. Eşlerini, hanımlarını sonradan buraya getirmişler. Dedemin babası burada Geyve'nin Kamışlı köyünde el bıçkısıyla, biz tehte testereye bıçkı deriz, hı hı, tahta biçerlermiş. Burada Sakarya'da, Uzun Çarşı'da, pazarda, serbest pazarda o tahtaları gelip getirip satarlarmış. Kütükleri, tahtaları. Hı hı. Oradan gerekli olan ihtiyaçlarını, işte günlük kılık, kıyafeti, bakliyatlarını alıp köye götürürlermiş. Akabinde onun oğlu dedem, yani hı hı, Kamışlı köyünden Geyve'nin merkezine, ilçenin merkezine inmiş. Orada bir kereste tesisi kurmuş 1960'lı yıllarda. Hı hı. Uzun yıllar orada yerel bölgede kereste işi yapmış. İnşaatlık kereste, çatılık kereste işi yapmış. Devamında benim babam aynı tesiste tesisi büyütmüş. Orası şu anda 2500 metrekare bir alan. Dedem ilk kurduğu zaman da 300 metrekare olarak kurmuş orayı. Etrafına doğru biz orayı büyütmüşüz. Babam, hı hı, olsun, ben olsun, devamında. İnşallah daha da büyüteceğiz. İnşallah. Babam palet işi yapmış aynı tesiste. Yine ağaç işlerine uğraşmaya devam etmiş. 90'lı yıllarda Topkapı Şişecam Fabrikası'na, Paşabaşı Şişecam Fabrikalarına taahhütlü, yüklü adetlerde palet üretimi yapmış. Ve 2010'lu yıllardan beri de biz kendimiz mobilya sektörünün içerisindeyiz. Elimizdeki ağaç işlerin imkanını da koltuk iskeleti üretmeye, hı hı, çevirdik. Aynı zamanda koltuk iskeletçilerine ham maddeyi sağladık. Kendimiz koltuk iskeleti de ürettik. 3 yıldır da koltuğun bitmiş halini de üretiyoruz. Aslında bir başarı hikayesi dinledik gerçekten de. Bu anlamda bizler de sizleri tebrik ediyoruz. Sağ olun, teşekkür ederiz. O yüzden burayı daha detaylı tanımak istiyorum. Firmanızı, vermiş olduğunuz hizmetleri birazcık daha detaylı anlatabilir misiniz? Şimdi biz koltuk konusunda hem toptan hem perakende satış hizmeti sağlamaktayız. Burada Asya Mobilyacılar Çarşısı'nda bir koltuk mağazamız mevcut. Perakende satış yapıyoruz. Hı hı. Aynı zamanda imalatlarımız mevcut. Hem toptan koltuk satış yapıyoruz, hem perakende satış yapıyoruz. Hı hı. Bu şekilde bu hizmetleri verirken eminim güçlü bir ekibe ihtiyacımız vardır. Kadromuzdan biraz bahsedebilir misiniz? Biz yaklaşık toplamda 45 kişi çalışıyoruz. Bunun 20'si GV'de bulunan iskelet fabrikamızda, hı hı, bu tonajlı ham madde ürettiğimiz tesisimizde çalışmakta. Burada Asem Mobilyacılar Çarşısı'nda küçük çaplı bir iskelethanemiz daha var. İskelet çakımı yaptığımız. O GV'de üretilen ham maddeleri burada çakılmış, döşenecek olan hazır iskelet haline getirdiğimiz bir ekibimiz var. Hı-hı. Yaklaşık 10 kişi orada çalışıyor. 5 kişi ofis boyutumuzda çalışıyor. Muhasebecimiz, tezgahtarımız, müşteri temsilcilerimiz, ben olayım. Ve 10 kişi de döşemhanede çalışıyor. Toplamda 45 kişi hizmet vermekteyiz biz. Hı-hı. Hepsi alanında uzman insanlar. Bu anlamda hizmetlerine devam ediyoruz. Tabii ki. Hepsi kendi alanında işinin ehli. Ustabaşlarımız var, çok çıraklarımız güzel var, kalfalarımız var. Her elemanın işinin elinin emeğine göre, hı hı, hiyerarşik olarak sıralandırdığımız bir çalışma kadromuz var. Çok çalışma güzel kadromuz da genel olarak gençtir. Hı hı. Benim de yaşımdan dolayı yaştaşlarımızla biraz daha diyalog kurabildiğimiz için, hı hı, dinamik bir kadromuz var.
Ve bir hedef koyduğumuz zaman da, bir taahhütte bulunduğumuz zaman da hedeflerimizi tutturma doğrultusunda tuttuğunu koparan bir ekibimiz var. Eminim aranızdaki bu iletişim yapmış olduğunuz işe de zaten yansıyordur. Çünkü tabii. En başında belli ki severek yapıyorsunuz hepiniz işinizi. Tabii ki tabii. Peki takdir edersiniz ki sektörde yalnız değilsiniz. Sizi diğer yerlerden ayıran en büyük özellikleriniz nelerdir? Şimdi biz bu ASEM Mobilyacılar Çarşısı denilen sanayi bölgesi özellikle koltuk konusunda bölgede önderdir. Ağırlıklı %80 oranında koltuk üretimi yapar. Mobilya burada çok daha azdır. Bizi diğer firmalardan ayıran en büyük özellik biz ormanda tomrukta kesiyoruz, ağacı deviriyoruz, kütük haline getirip kamyonu yüklüyoruz. Vatandaşın evine bitmiş koltuk olarak bunu sunuyoruz. Yani ormandan vatandaşın evine kadar gider. A'dan Z'ye %100 kendimiz üretim yaptığımız bir üretim skalamız var. Bu da bizim imkanlarımızı çok genişletiyor. Hiçbir konuda dışa bağımlı olmadığımız için en büyük kendimizi ayırdığımız yer bizim rakip firmalara göre bu. Harika. Peki müşteri memnuniyetine birazcık değinmek istiyorum. Çünkü kaliteyi hem uygun fiyata veriyorsunuz hem de bunun yanında kolaylık da sağlıyorsunuz değil mi? Birazcık burayı açabilir miyiz acaba? Şimdi mesela bizim perakende satıştaki misyonumuz biz diğer lüks mağazalar gibi, teferruatlı mağazalar gibi müşteriye koltuk sunarken o afaki mağaza ücretlerini, mağaza fiyatlarını müşteriye sunmamayı tercih ediyoruz. Mağazalarımız da bu kadar diğer mağazalar gibi böyle çok lüks, şatafatlı değil de daha sade, ürünün ön planda olduğu, müşteriye kaliteyi en uyguna nasıl sunabileceğimizi hedeflediğimiz bir satış stratejimiz var. Biz mesela perakende satışlarda vatandaşa ürün satarken toptan fiyatların üzerine sadece mağazadaki o tezgahtarımızın ekstra mağazacılık hizmetini bir de teslimat ücretini ekliyoruz. Olabilecek en uygun rakamlara en iyi koltuğu vatandaşın evine ulaştırmayı hedefliyoruz. Bunu da gerçekten başarıyorsunuz diyebiliriz aslında. Tabii ki. Peki firma olarak gelecek hedeflerimiz nelerdir? Gelecek hedeflerimiz en büyük anlamda biz perakende konusunda bütün vatandaşlara ürettiğimiz ürünleri en kaliteli şekilde en uyguna vermeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin birçok ileri gelen büyük şehirlerinde her şehrin önemli noktalarında iyi bir perakende satış noktası sağlayıp kaliteyi ucuza müşteriye sunabildiğimiz toptan fiyatına perakende mantığıyla bir satış ağı kurmayı hedefliyoruz. Bu şekilde aslında kaliteyi bozmadan devam etmek ve daha da büyümek olarak. Tabii yani kalite standartlarımız zaten hem toptan için olsun hem perakende için olsun zaten sabittir. Yani bir çifte standart üretimimiz yok. Tek tip ürün çıkartıyoruz. Ve bu kaliteyi bozmadan da aynı doğrultuda nasıl biz vatandaşımıza en uygun ürünü, en uygun fiyatlara sağlarız bunu hedefliyoruz. Harika. Peki Bedirhan Bey son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? İzleyicilerimize söyleyeceğimiz şu, imalatçılarla haşır neşir olsunlar, ürün alırken imalatçıları tercih etsinler. Her ne kadar biz mağazacı müşterimizi burada üzmek istemesek de aracı firmalardan daha çok imalatçılarla görüşürseler hem arıza tespit konusunda daha mutlu olurlar hem de kaliteyi ucuza temin edebilirler diye müşterilerimize biz bunu öneririz. Bizlerle vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.